Ve özellikle kuruluştan bugüne gerek milletvekili, gerek belediye başkanı, gerek il başkanı, gerek ilçe başkanı ya da yönetim kurullarımızda görev alarak bu kutlu davada beraber yürüdüğümüz ve birlik beraberlik göstergesi olarak bugün aramızda olan tüm dava arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, danışma meclisi toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bildiğiniz üzere AK Parti kadrolarına Balıkesir'de bir görev değişikliği yaşandı. Malumunuz 8 Aralık 2016 tarihi itibariyle şahsıma AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevi tevdi edildi. Öncelikle bu onurlu göreve şahsımı layık gören başta Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi ve Teşkilat Başkanımız Mustafa Taş Beyefendi'ye sonsuz teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Benden önce görev yapan il başkanımız Dinçer Orkan Bey'e ve yönetimindeki arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti olarak Balıkesir'de yeni bir döneme girdik. İl yönetimimizi oluşturduk. Gençlik ve kadın kollarındaki yeniden yapılanma süreçlerimizi tamamlamak için son derece hızlı hareket ediyoruz. Çünkü bizim kaybedecek vaktimiz yok. Yapacak çok işimiz var. Bu kutlu davanın bayrağı önce Balıkesir'de, ardından da Türkiye'nin en yükseklerine dikmek için mücadele etmek zorundayız. Bundan böyle Şeyh Edebali'nin söylediği gibi yükümüz ağır, işimiz çetin. Ama biz bu yüke de, bu işe de, bu davaya da sevdalıyız. Bu yüzden zorlukları kolay kılmak, kalp kırıklıklarını onarmak bize düşüyor. Milletimizin kalbine girmek bize düşüyor. Adaleti sağlamak, hakkaniyetle hareket etmek bize düşüyor. Bundan böyle hiç kimseye ayırt etmeden kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Birbirimizi hor görmeyeceğiz. Bundan böyle bizde ayrı gayri olmayacak.